Arkadaşlar makine mühendisliğine giriş dersimize başlıyoruz. Bugün 5. dersimizi, 5. konuyu işleyeceğiz. Tabii arada uygulamalar da yapıyoruz. Öğrenci asistan arkadaşımız uygulama yapmıştı. Yine yakın zamanda başka uygulamalar da olacak. Evet, bugünkü konumuz ağırlık ve kütle merkezi olacak. Makine mühendisliğinde her derste neredeyse ağırlık veya kütle merkezini göz önüne alarak hesaplamalar yapıyoruz. Statik dersi olsun, akışkanlar mekaniği dersi olsun, termodinamik dersi olsun bize ağırlık ve kütle merkezi lazım oluyor, gerekli oluyor. Bu konunun temeline bir bakalım sizinle. Makine mühendisliğine girişte ağırlık veya kütle merkezinin önemi nedir? Onun üzerinde duralım. Tabii her şey Newton'un yasalarına dayanıyor. Newton'un çekim kanunu çerçevesinde biz bu konuyu bugün kısaca işleyelim. Arkadaşlar iki cisim arasındaki çekim kuvvetini F ile gösterirsek, tabii ki kuvvetin birimi Newton, G evrensel çekim sabiti olsun ve bu büyük G bizim için saptanmış 66,73 çarpı 10 üzeri eksi 12 metreküp bölü kilogram saniye kare biriminde saptanmış. M1 birinci cismin kütlesi, M2 ikinci cismin kütlesi olmak üzere ve iki cisim arasındaki uzaklık R ise Newton'un çekim kanunu arkadaşlar F eşittir büyük G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kare olarak yazılabilir. Newton biriminde bu eşitliği yazabiliriz. Newton'un çekim kanunu çerçevesinde ağırlık merkezi ve kütle merkezine geçiş yapacağız. Bizim için bu derste tanımlamalar önemli. Ağırlık nedir ona bir bakalım. Dünya yüzeyi üzerinde veya yüzeye yakın konumda yer alan bir cisim için anlamlı büyüklüğe sahip tek çekim kuvveti dünya ile cisim arasındaki kuvvettir. Dünya ile cisim arasındaki kuvvettir arkadaşlar ağırlığın ilişkisi. Bu kuvvete ağırlık diyoruz biz zaten. Dünya ile cisim arasındaki kuvvet çerçevesinde ağırlığı tanımlıyoruz. Tabii ki bu ağırlığı biz büyük G ile gösterirsek yer çekimi ivmesi yönünde olacak. Herhangi bir kütledeki cismin ağırlığı yer çekimi ivmesi kütlesinde olacak. Dünya ile cisim arasındaki kuvvet çerçevesinde. Yukarıdaki eşitliği yeniden düzenlersek M1 M olsun yani cismin kütlesi. M2 de MD olsun yani dünyanın kütlesi. Ne dedik biz? Dünya ile cisim arasındaki kuvvete bakacağız ve ağırlığa geçiş yapacağız. O zaman eşitliğimizde M ve MD'yi yerleştirirsek arkadaşlar tabii ki başında büyük G bölü R kare yer alacak. Bunu yeniden düzenleyip cismin kütlesini tek başına bırakırsak geri kalan kısım büyük G dünyanın kütlesi bölü R kare oluyor. İşte biz buna yer çekimi ivmesi diyoruz. G'nin gerçek karşılığı büyük G çarpı MD çarpı R kare. Yani evrensel çekim sabiti çarpı dünyanın kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi. Tabii ki birimi metre bölü saniye kare olarak buradan çıkacak. O zaman biz ağırlığı M çarpı G olarak kısaca yazabiliriz. Şuradaki ağırlığı M çarpı G olarak yazabiliriz Newton biriminde. Gördüğünüz gibi cismin ağırlığı R'ye veya G'ye yer çekimi ivmesine bağlı. Cismin ağırlığı R'ye göre veya G'ye göre değişiyor. Tabii ki biz yer çekimi ivmesini arkadaşlar standart konumda yani deniz seviyesinde ve 45 derece enlemde 9,807 veya yaklaşık 9,81 metre bölü saniye kare olarak alıyoruz. Ama G her noktada değişiyor. Tabii biz küçük cisimlerle çalışacağımız için G'yi sabit alacağız. Ama çok büyük cisimlerde G yükseklikle değiştiği için enlemle ve deniz seviyesinden olan yükseklikle değiştiği için değişken olacak. Buradan gelelim ağırlık merkezine. Bir cisim bir çekim alanı içinde bulunduğunda cismi oluşturan parçacıkların her biri belli bir ağırlığa sahiptir. Yani şu cismi göz önüne aldığımızda cismin içinde birçok nokta var ve bu birçok noktanın kendine özgü ağırlığı var. Tabii bu çok küçük cisimse
Bu fark etmeyecek, biraz sonra göreceğiz ama çok büyük cisimlerde fark edecek. Böyle bir kuvvet sisteminde kuvvetleri tek bir bileşik kuvveti indirgediğimizde bu bileşkenin uygulama noktasına biz ağırlık merkezi diyoruz. Bütün bu ağırlıkların bileşimi tek bir G noktasında ele alınabiliyorsa biz buna ağırlık merkezi diyeceğiz. Tabii ki ağırlık merkezinden aşağı doğru yerçekimi ivmesi yönünde ve kuvveti etkileyecek. O zaman bunu daha bilimsel olarak bakalım. Bir cisim diferansiyel boyutlu sonsuz sayıda parçacığın bileşimidir. Parçacıkların her biri dv yani diferansiyel v ağırlığına sahip olsun. Bizim toplam ağırlığımız tabii ki bu dv'nin integrali yani integral toplam demek integrali çerçevesinde değerlendirilecek. G sabit ise arkadaşlar hani bu bilgiyi biraz sonra da vereceğiz. G değişken ise biz ağırlık merkezi diyoruz. G sabit ise sabit alabiliyorsak adı kütle merkezi oluyor. Yani kütle merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki tek fark G'nin sabit olup olmamasına bağlı olarak değişiyor. O zaman bir cismin her noktasına etki eden aynı değerdeki yerçekimi kuvvetinin bileşkesini uygulama noktasına kütle merkezi diyeceğiz. Bizler mühendislikte kütle merkeziyle çalışacağız. Çünkü çok büyük cisimlerle çalışmıyoruz. Çok büyük cisimlerle değişken G'ler yerçekimi ivmesi etki edebileceği için oradaki isim ağırlık merkezi oluyor. Biz de aynı değerdeki yerçekimi kuvvetinin bileşkesi olarak kütle merkezini alacağız. Ama bazı kitaplarda ağırlık merkezi der, bazı kitaplarda kütle merkezi der. Bizim cisim yeterince büyüklüğe sahipse, yani G'nin etki etmediği bir büyüklüğe sahipse ikisinden herhangi birini kullanabiliriz, fark etmez. Ama doğrusu kütle merkezi olacak. Herhangi bir A cismini ele alalım. Bir halatla duvara bağlı olsun. Tabii ki halattaki kuvvet F kuvveti olacak. A noktasından bağlı olsun. Ama bu A cisminin ağırlık merkezi veya kütle merkezini saptadığımızda o A'nın altında yer alsın G ile gösterelim. Ve bu G noktasından V ağırlığı etki etsin kütlesi M olan cisme. Tabii ki statik durumda arkadaşlar Y yönündeki kuvvetlerin toplamı sıfır olacak. Burada iki tane kuvvet var. F eşittir V olarak yazabiliriz denge halinde. A cismi için. Bu şekilde geçmişte de örnekler çözdük. Sonuçta X ve Y yönündeki kuvvetleri sıfıra eşitlediğimizde statik durumda dengedeki durumları incelemiş oluyoruz. Bir cismimize daha ayrıntılı olarak bakalım. Cismin ağırlık merkezi G burası olsun ve ağırlık ve bu şekilde etki etsin. G'nin yeri X ve Y koordinatları açısından arkadaşlar X üzeri çizgi Y üzeri çizgi ile gösterilecek. Yani ağırlık merkezinin koordinatlarını diğerine ayırmak üzere üzerine bir çizgi koyalım. Bu çizgi ortalamayı da gösterir. Bu şekilde X ve Y üzeri çizgileri tanımlamış olalım. Ama bu cismin her noktasında bir dv ağırlığı var demiştik. Temsil olarak şu A noktasını ele alırsak, A noktasındaki dv ağırlığı bu şekilde ise onun da X ve Y koordinatları X, küçük X ve küçük Y şeklinde gösterilsin. Biz bu dv'den yola çıkarak v'ye ulaşalım. Ağırlık nedir? V. Toplam ağırlık. İşte dv'nin integrali. Cisimde tüm maddesel noktalara etki eden yer çekimi kuvvetlerinin bileşkesi cismin ağırlığına eşittir. Bu çerçevede şu şekli değerlendirelim arkadaşlar. Dv'den v'ye ulaşacağız. X veya x üzeri çizgiyi, y veya y üzeri çizgiyi kullanarak. O zaman y eksenine göre moment alacağız. Bu y eksenine göre moment alırsak moment kolu x oluyor dv için. Ona göre bir moment alalım. A noktası için demişim zaten. X çarpı dv'ye eşit olacak moment. X çarpı dv'nin integrali ise işte v çarpı x üzeri çizgiye yani bütün dv'leri değerlendirdiğimizde moment açısından eşitliği bu şekilde yazabiliriz. Momentin de birimi Newton metre bildiğiniz gibi. Biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Ağırlık merkezinin yerini yani x üzeri çizgiyi arıyoruz. X üzeri çizgiyi buradan çekersek x çarpı dv'nin integrali bölü v olarak yazılabilir. Bizim aradığımız bu. Ağırlık merkezinin yerini arıyoruz.
Aynı şeyi y için yaparsak y'nin yeri de y çarpı dv integrali bölü v olarak yazılacak. Bu eşitlik yer çekimine bağlı. Yani biz ağırlık merkezi ismini kullanıyorsak yer çekimini değişken olarak alıyoruz demektir. Bu dv içinde de v içinde de yer çekimi olduğundan dolayı g olduğundan dolayı yer çekimine bağlı olarak bu eşitliği yazabiliriz. O zaman bizim ağırlık merkezi büyük G, x üzeri çizgi, y üzeri çizgi, G değişken. Yer çekim ivmesi değişken. Ama kütle merkezini biz arıyorsak, G'yi sabit kabul ediyorsak ki biz bu derste sabit kabul edeceğiz. Veya değişken örnekler de verebiliriz. Yani sorun değil. Ama ikisinden herhangi birini kullanacaksak tanım bu. G değişkense ağırlık merkezi, G sabitse kütle merkezi olacak. Yer çekimi ivmesi sabitse biz ağırlığı m çarpı g olarak yazıyorduk Newton biriminde. dv'yi de g çarpı dm olarak yazabiliriz. Sonuç olarak kütle değişimine bağlı olarak g'yi sabit aldığımızda. Yukarıdaki eşitliği arkadaşlar bu bilgiyi yerleştirelim. Büyük v yerine mg'yi, dv yerine g çarpı dm'yi yerleştirip gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda bu sefer x dm bölü dm'yi yani x dm'nin integrali bölü m'yi elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi buradan g'ler birbirini götürdü. Sabit olduğu için g'ler birbirini götürdü. Kütleye bağlı bir eşitlik elde ettik. X üzeri çizgi ve y üzeri çizgi için. Yukarıdaki yer çekimine bağlıydı. İkisi de aynı şey esasında. G'ler sabitse bu sadeleştirmiş formu elde ediyoruz. Y üzeri çizgi için y dm integrali bölü m olmak üzere. Yer çekimine bağlı, kütleye bağlı. Başka bir adım daha gidelim. Kütle nedir? Yoğunluk çarpı hacim. Kilogram birimindeki kütleyi biz kilogram metreküp ve metreküple çarptığımızda elde ediyorduk. Yoğunluk rho olsun. Hacim, cismin hacmi v olsun. Kütle bu ikisine bağlı. Bunun diferansiyel formda yazarsak dm eşittir rho çarpı dv. Bu cismin yoğunluğu değişken olmasın, sabit olsun. Sabitse kütlenin değişimi, hacmin değişimine bağlı olarak bu şekilde yazılabilir. O zaman yukarıya yine biz dm yerine rho dv'yi ele koyalım. Şuradaki dm'ler yerine rho dv'yi koyarsak, tabii ki yukarıdaki m yerine de arkadaşlar rho dv'yi koyacağız. Sonuçta şu dm'nin integrali rho dv'nin integraline eşit. Biz hacme bağlı olarak da yani bu eşitliği yazabiliriz. Problemin cinsine göre kütleye bağlı, hacme bağlı veya yer çekimine bağlı olarak yazılabilir. Hepsi aynı şey. Gördüğünüz gibi m yerine rho dv'yi, dm yerine rho dv'yi koyarsak integral formülü çerçevesinde x üzeri çizgi x rho dv'nin integrali rho dv'nin integrali olarak yazarız. Y'yi de benzer şekilde yazarız. Evet, bu üç tane eşitlik önemli. Problemlerde gerektiğinde üçünden birini kullanacağız. Veya ilk eşitliği problemin cinsine göre, yer çekimine bağlı eşitliği problemin cinsine göre sadeleştirebileceğiz. Bizim bu dersteki öğreneceğimiz konu bu. Ağırlık merkezi veya kütle merkezinin koordinatlarını belirlemek. Evet, bu dersimizin kısaca konusu bu şekilde oluşuyor. Konuyu bu şekilde özetledikten sonra arkadaşlar bir tane örnek çözelim. Evet, bir çubuğu ele alalım. Yatay bir çubuk. Çubuğun toplam uzunluğu 1 metre olsun. Sonuçta bu L dx'in integraline eşit olacak. X yönünde değişimi göz önüne aldığımızda. X yönünde değişim için diferansiyel uzunluğu dx ile gösterirsek herhangi bir x uzunluğunu da bu şekilde gösterebiliriz. Bu diferansiyel uzunluğun olduğu bölgede bir diferansiyel kütlemiz olsun dv ve a da buranın kesit alanı olsun bu çubuk için. Çubuğun kesit alanı 1 metrekare olsun. Sayısal değerler l eşittir 1 metre toplam uzunluk. Çubuğun kesit alanı a eşittir 1 metrekare olsun. Çubuktaki yoğunluk sabit olmasın arkadaşlar. Bu çubuğun yoğunluğu x'e bağlı olarak değişsin. O zaman bizim yoğunluğu nasıl yazabiliriz? X'e bağlı bir eşitlik bize vermeleri lazım. 1 eksi x bölü 2 kadar değişsin bu. Başında bir rho 0 sabiti olmak üzere. Kilogram bölü metreküp biriminde yoğunluğun değişimi x'e bağlı olarak verilsin. Rho 0 bir sabit.
Tabii ki bu rho değişkense kütle de değişken. Sonuç olarak kütle neydi? Rho çarpı hacimdi. Yoğunluk çarpı hacimdi. Kütle de burada değişken olacak. Yani yukarıdaki 3 formülden birini kullanarak bu probleme ait ağırlık merkezini veya kütle merkezini, bu küçük bir çubuk, burada G'ler değişken değil, kütle merkezini bulacağız. Bir boyutlu olduğu için kütle merkezi sadece X'e bağlı olacak arkadaşlar. Bir boyutlu olarak çalışıyoruz. Tabii ki iki boyutlu çalışsak X'in yanında Y'yi de hesaplayacağız. Yukarıda çalıştık. X üzeri çizgi rho çarpı dm'nin integrali bölü m'ye eşit kütle açısından. Önce bu eşitliği ele alalım. Değişken yoğunluğu bu eşitliğin içine yerleştirelim. Adım adım gidelim. Bu temel eşitliğimiz bir boyutlu değişim için kütle merkezinin geri çerçevesinde. Kütle neydi? Rho çarpı v, yoğunluk çarpı hacim. Hacim neydi? Alan çarpı x, yani kesit alanı çarpı x. Sonuç olarak arkadaşlar alan çarpı yükseklik bize hacmi verecek. Yani bu hacim yerine bizim örneğimizde x'e bağlı değişim var ve kesit alanı da verilmiş. Hacim yerine x çarpı a'yı yazmakta büyük yarar var. Yaklaşımımızı bu şekilde yapacağız. Yoğunluk çarpı hacim ne oldu? Yoğunluk çarpı x çarpı a oldu. Bunların ikisinin çarpımı hacim zaten. A sabit. Demek ki x değişken. Zaten problemi biz x değişimine göre ele alacağımızdan dolayı hacmi bu şekilde yazmakta büyük yarar var. Buraya da yazmış zaten. A yani sabit bir değer. Kütleyi biz direkt rho çarpı x olarak yazabiliriz. Çünkü a'yı 1 alacağız. Kütlemiz rho çarpı x ise bu probleme özgü olarak diferansiyel kütle nedir? Rho çarpı dx. Çünkü bizde x değişimine göre problem inceleniyor. Tabii ki rho da burada sabit değil. Rho da x'e bağlı, ona göre değerlendireceğiz. Yani yanında da zaten hemen onu belirtmişiz. Rho x'in fonksiyonu çarpı dx bizim dm'ye eşit olacak. Aşağıdaki kütle neydi? DM'nin integraliydi. Bizim buradaki DM, bu probleme özgü DM, rho x çarpı dx. Ona göre integrali alacağız. İntegralimizin sınırı 0 ile 1 arasında. Yani sonuçta bu çubuk 0'dan 1 metreye doğru değişiyor. Rho x'i belli. Rho x'i bize vermişler belli. Rho 0, 1 eksi x bölü 2. Bunu vermek zorunda problem zaten. Değişimi bize vermiş. O zaman bu integral içine bunu yerleştireceğiz. Ona göre integralini alacağız. Adım adım alırsak, şuraya çarparsak rho x eksi rho 0 x bölü 2'ye eşit olacak parantezin içi. Bunun integralini alacağız. Sabitin integrali rho 0 x eksi rho 0 sabit olmak üzere x'in değişimi nedir? X kare bölü 4, x kare bölü 2'dir bunun integrali. Aşağıda da 2 olduğu için buraya 4 gelecek. X kare bölü 4. Tamam. Sınırlar 0 ile 1 arasında değişiyorsa x yerine önce 1'i koyacağız. Sonra 0'ı koyacağız. Matematiksel işlemi yaptığımızda m rho 0 eksi rho 0 bölü 4 olarak çıkıyor arkadaşlar. Demek ki kütle bu sefer rho 0'a bağlı olarak bu şekilde değişiyormuş. Paydada yer alan kısmı yaptık biz. Yani şurada m için. Yukarıdakini de düzenlersek 3 çarpı rho 0 bölü 4 olarak kütleyi bulduk. Rho 0'ın sayısal değeri verilmemiş. Tamam, bu şekilde bırakacağız. Kilogram biriminde kütleyi 3 rho 0 bölü 4 olarak bulduk. Bu problem özelinde payda kısmını halletmiş olduk. Gelelim x çarpı dm'yi halletmeye. Pay kısmı x çarpı dm. Arkadaşlar x burada yer almak üzere arkadaşlar. Dm'yi zaten biz biliyorduk. Rho 0 1 eksi x bölü 2. Ona göre integrali alacağız. Adım adım yapalım. Parantez içinde 1 var. O zaman burası rho 0 x olacak. Eksi x ile x'i çarparsak x kare bölü 2 rho 0 olarak burada diğer kısım yer alacak. Güzelce integrali alırsak x'in integrali x kare bölü 2, tamam. X karenin integrali x küp bölü 3. Burada 2 var, 6 geliyor, tamam. 0 ile 1 arasındaki değişimi göz önüne alırsak rho 0 bölü 2 eksi rho 0 bölü 6 çıkıyor bu. Bu da rho 0 bölü 3'e eşit olacak matematik olarak. Pay kısmını da hallettik. Yani x çarpı dm'nin integrali
Rho'ya bağlı olarak çıktı bak. Rho 0 bölü 3. O zaman biz x üzeri çizgiyi arıyorduk. Yani kütle merkezinin yerini arıyorduk. Rho 0'a bağlı olarak iki tane eşitlik elde ettik. Zaten rho 0'lar birbirini götürüyor. Tamam. O zaman x üzeri çizgi 4 bölü 9 çıkıyor. Yani 0.4. 4 sürekli devam ediyor. Üstünde çizgi var. 0.4 metre kütle merkezinin yeri. L eşittir 1 metre için arkadaşlar başlangıçtan 0.4 metre gittiğimizde kütle merkezinin yerini saptıyoruz. Bu L eşittir 1'in tam ortası 0.5 metre. Rho sabit olsaydı arkadaşlar kütle merkezi 0.5 metre olacaktı. Ama rho sabit olmadığı için aradaki fark 0.05 metre olarak karşımıza çıktı. Kütle merkezinin yerini değişken yoğunluk cinsinden bir boyutlu olarak ele aldığımızda x üzeri çizgiyi 0.4 metre olarak elde ettik. Ne yaptık? Şu çalıştığımız eşitliği bu soru için modelledik. Bu soru için ele alıp çözdük. Evet, diferansiyel uzunluk ve diferansiyel kütleden yola çıkarak x eşittir 0.4'ü bulduk. Tam ortası değil, biraz ortadan daha sola yakın şekilde bir uzaklık bulduk yoğunluk değişimi için. Arkadaşlar örneğimiz de bu şekilde ve şu 3 tane eşitliği bildiğimiz an bu problemleri çözümünü sağlamış olacağız. Bu konuda... Hocam... Efendim... Bir şey sorsam olur mu? Her zaman sorusu en olabilir. En aşağıda 0,05'i nasıl bulduk? Onu anlamadım ben. Hemen bakalım arkadaşlar. Her türlü soruyu çözersiniz, sorabilirsiniz. Yani onu ben mi yanlış yapmışım? X'e 0,5 metre. 0,5'ten 0,4'ü çıkaracağız. Ben yanlış yapmış olabilirim matematik olarak. 1 çıkıyor değil mi? Arkadaşlar kontrol edelim ne çıkıyor. Hemen. Şöyle ben kontrol ettiğimde 0.05 çıkıyor. Çünkü şöyle 0.4 4 sürekli devam ediyor ya hesap makinesinde yaparsan 0.055 çıkıyor. Hı, tamam hocam. Yani tamam ilk başta yanlış gibi görünüyor da 4 sürekli devam ettiği için hesap makinesi 4 bölü 9'dan geliyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Ona her türlü soruyu sorabilirsin. Ben de hemen kontrol ettim. Bu 4'ün üzerine çizgi olduğu için bu 4 sürekli devam ettiği için bu çıkıyor. Tabii burada da 5 sürekli devam ediyor. Bu matematik olarak hani böyle yazdık. Doğrusu bu. Tamam. Arkadaşlar her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bugünkü dersimizin konusu bu. Bu konuda sınavlarda sorduğumuz örnekleri de çözeceğiz. Bugünkü örneğimiz sadece bu şekilde. Ama sınavda ne tür örnek karşımıza çıkar? O konuda da haftaya örnek çözeceğiz. Ya ben çözeceğim ya ders asistanı çözecek ama istediğimiz konular hakkında haftaya bazı örnekler yapacağız. Hocam. Efendim. Ağırlık merkezi grafiğindeki mantığı bir de anlatabilir misiniz? Bu mu? Evet hocam bu. Şimdi arkadaşlar herhangi bir cisme ele aldığımızda onu ağırlık merkezinin temsili yeri şurası olsun. Bu ağırlık merkezinin temsili yerine tabii ki V ağırlığı etki edecek tamam. Ama biz bu temsili noktaya ulaşmak için bu cismin üzerindeki birçok noktadan yola çıkarak yani integral alarak bu G noktasına ulaşıyoruz. O birçok noktanın bir tanesi A noktası olsun. A noktasına da temsili olarak dv ağırlığı etki edecek. Eğer yer çekimi ivmesi sabitse bu dv ağırlığı da m çarpı yani g çarpı dm olarak değişken kütle olarak etki edecek. Sonuç olarak bütün bu a noktalarından a, b, c, d olmak üzere cisim üzerinde bir sürü nokta var. Hepsinin birleşimi demek integral demek yani. V eşittir dv integrali demek. Bu temsili gösterimlerden yola çıkarak bu birçok A noktasına bağlı noktaları göz önüne alarak integralini aldığımızda bu V noktası, V'ye ağırlığa veya G noktasına yani X üzeri çizgi ve Y üzeri çizgiye ulaşıyoruz. Ağırlık için gösterimimiz bu. Tabii ki X üzeri çizgi için gösterimimiz bu olmak üzere. Onu da moment alarak elde ettik.
bütün matematik veya fiziksel incelemelerimizde herhangi bir noktaya ulaşmak için diğer noktaların etkisini göz önüne alıyoruz. Bu etki de karşımıza toplam olarak yani integral olarak çıkıyor. Sanırım matematik derslerinde bunlar hakkında bilgi vermeleri gerekiyor veya vermiyorlarsa bile ben kısaca bu şekilde vermiş olayım. Statik dersini siz alırken tabii ki bunun daha çok ağırını, daha fazla bilgiyi ders içinde edineceksiniz. Bunlar giriş bilgileri olacak, derse hazırlık bilgileri olacak sizin için. Arkadaşlar başka sorunuz varsa alayım, yoksa kısa bir teste geçeceğiz. Bu konuyu güzelce çalışın arkadaşlar. Vize sınavına hazırlık yapmak üzere zaten dediğim gibi haftaya güzel sorular hazırlayacağım ben. O çerçevede sanırım ben çözerim. Haftaya soru çözümünü yapacağız. Ama ders asistanı arkadaşa da farklı sorular verip ayrı bir günde yüz yüze de yapabilir ders asistan arkadaşımız. Neyse onu sonra modelleyeceğiz. Evet, soru yok herhalde. Kısa bir testimiz var. Hem dediğimiz gibi yoklama alıyoruz hem anlattığımız konu hakkında birkaç tane soru ele alalım. Arkadaşlar ben testimi başlatıyorum. Evet arkadaşlar, bu dersimizde kısaca biz ağırlık ve kütle merkezini ele almıştık ve tanımlamalar bizim için bu derste çok önemli. Tanımlamalarımızı da yaptık. Dünya ile cisim arasındaki kuvvete biz arkadaşlar ağırlık dedik, ağırlık. Dünya ile cisim arasında bir kuvvet var. Sonuçta dünya
cisimleri çekiyor ve bu çekme çerçevesinde bu dünyada cisim arasındaki kuvvete biz ağırlık diyoruz. Onun için 39 arkadaşa teşekkürler. Buna dikkat edeceğiz. Dünya ile cisim arasındaki kuvvet ağırlıktır. Bizim için bu sözel sorular da önemli. Arkadaşlar bunlarda hata yapmayacağız. Bir daha dersimizi tekrar edelim. 46 kişi yanlışlıkla yer çekimi yemesi demiş. Diğer iki arkadaş da, dört arkadaş da dikkat etsin. Tanımlamalar önemli dersimizde. Dünya ile cisim arasındaki kuvvete biz ağırlık diyoruz. Arkadaşlar yer çekimi ivmesi sabitse 56 arkadaşa teşekkürler. Kütle merkeze dikkate alınır diye dersimiz içinde işledik. Yer çekimi ivmesi değişken ise ağırlık merkezini dikkate alıyoruz. Buna da dikkat. Yer çekimi ivmesi sabitse kütle merkezi, değişkense ağırlık merkezi ismini alıyor. Ama ileride arkadaşlar çeşitli derslerde akışkanlar mekaniği olsun, statik olsun, kütle merkezi veya ağırlık merkezi diye kitaplar yazabilir. Orada kastettiği genellikle hem sabit yer çekimi ivmesi için hem değişken için ikisinden birini kullanabiliyorlar. Ama doğrusu bu. Yer çekimi ivmesi sabitse biz kütle merkezini dikkate alacağız. Değişkense ağırlık merkezini dikkate alacağız. Doğrusu bu. Son sorumuza geçelim. Bugün 3 tane sorumuz var. Newton'un çekim kanununu göz önüne alarak soru işareti yerine ne gelecek? Evet, 77 arkadaşa teşekkürler. Arkadaşlar, Newton'un çekim kanunu F ile gösterilirse, F kuvvetiyle gösterilirse, G evrensel çekim sabitiydi. M1 birinci cismin kütlesi, M2 ikinci cismin kütlesi ise bu F kuvveti soru işaretiyle ters orantılıydı. O da R kareydi. Aradaki iki cisim arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı F kuvveti. Bu çerçevede R kare yazacağız. Newton'un çekim kanunundan yola çıkarak arkadaşlar yer çekimi ivmesini de bu derste sizinle beraber tanımladık ve soru işareti yerine R kare gelecek. Evet, en hızlı şekilde ve en 3'te 3 yapan arkadaşlar numarası çıktı bu arkadaşları da kutlarız. En hızlı şekilde doğru cevap veren 3'te 3 yapan arkadaşlar. Arkadaşlar sorunuz yoksa bugünkü ders bu konuyu içeriyor. Dediğim gibi bu konu ve diğer konularla ilgili soru çözümünü haftaya planladım. Sorunuz yoksa dersten çıkabilirsiniz. Hocam atalet momenti devinimsizlikti değil mi? Evet. Ha, tamamdır hocam, merak ettim de.